Merhabalar arkadaşlar, ben Mete Hanemlik. ESP Kopter'in 5. eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ESP Kopter'in blok arayüzünde birkaç uygulama ile ESP Kopter'in blok arayüzüne giriş yapacağız. İlk başta drone'u açıyorum. Bu şekilde açılıyor. Daha sonra Wi-Fi ile bağlantı kuruyorum. Web arayüzüne erişmek için adresi yazıyorum. 192.168.4.1. Sayfa açıldı. Buradan blokla giriş yapıyorum. Bu derste arkadaşlar input ve outputların kullanımını anlatacağım ama genel olarak bir bloklar yüzünü tekrardan üzerinden geçersek burada bazı sekmeler görüyorsunuz. Bu sekmelerin flight control, input, output ve modüller kısmı drone'la direkt komut gönderebildiğiniz ya da komut alabildiğiniz modüller oluyor. Diğerleri normal kodlamada kullanılan modüller oluyor. Mesela logic gibi veya döngüler gibi. Burada logicler var. Burada if işaretleri var. Altında boolean. Burada bir sıfıra eşit midir veya bu buna eşit midir gibi şeyler yapabiliyoruz. Loop'lar kısmında döngüler var. For döngüsü var, while döngüsü var. Bu tarz döngüler var. Flight kısmı ise drone ile ilgili olan kısım. Take off, land, yükseklik sabitle, ileri git, geri git, sola git, sağa git ve yönünü değiştirme gibi komutlar var. Flight kontrolde ise arm kontrol, yani motorları 1 veya 0 yap. Throttle motor hızını değiştir. Wait bekleme komutu. Trim drone mesela sola çekiyorsa onu düzeltmek için. Yaw kontrol, hani bu yaw kontrol, altitude kontrol, optical flow kontrol ise modları açık kapamaya yarıyor. Input kısmında ise batarya voltajını okuyabiliyoruz. Accelerometer sensörünün datalarını okuyabiliyoruz, jiroskopun datalarını okuyabiliyoruz. Manyetik alan sensörü sayesinde yönünün, yani pusula yönünü ölçebiliyor ve açı sensörünün sıcaklığını ölçebiliyoruz. Output kısmında ise üzerindeki LED'in rengini değiştirebiliyoruz ve motor hızlarını değiştirebiliyoruz. Debug kısmında ise motorda bir sorun var mı onu görmek için drone'daki bilgileri ekrana yazdırıyoruz. Modüller kısmı için ise her modül için ayrı sekmeler var. Optic flow, multi-ranger, neopixel, buzzer ve sıcaklık basınç modülü. Bunların hepsini ayrı ayrı derslerde göstereceğim. Matematik kısmı var. Burada matematiksel işaretlemeleri buluyoruz. Text kısmında mesela yazı yazdırabiliyor bu tarz işler. Variable kısmında değişken oluşturuyoruz. Function kısmı, burayı çok fazla kullanmadım ben de. Burada da fonksiyon oluşturuyoruz sanırım. İlk başta blok arayüzüne girdiğimiz anda sabit olarak bir iki tane blok oluyor. Bir saniye bekle ve 3 kere tekrar et bloğu. Bu 3 kere tekrar et bloğu bir kodu 3 kere çalıştırmaya yarıyor bu blok kısmını. Wait 1 second ise 1 saniye bekleme yapıyor. Ben bunu mesela 0.1 de yapabilirim, 3 de yapabilirim. 1 yapayım. 1 yapıp bunu altına koyarsam mesela burası 3 saniye beklemeye dönüşüyor. Çünkü 3 kere 1 saniyeyi tekrar ediyor. İsterseniz output kısmından birkaç örnek yapmaya başlayalım. Debug bloğunu alıyorum. Bunu print'e birleştiriyorum text kısmında alıp. Ve bu şekilde çalıştırdığım anda drone'un özelliklerini veya şu anki anlık durumunu ekrana yazdıracak. Bu anlık durumda neler var arkadaşlar? İlk başta şu an Wi-Fi şifresi ve ismi ve şifresini yazdırıyor. Sonra batarya voltajını yazdırıyor. Sonra bataryanın yüzde kaç kaldığını yazıyor. Şu an %77, 4000, yani 4 voltta. Ve bulunan, şu an drone'a bağlı olan modüllerin isimlerini yazıyor. Ve kalibrasyon datalarını yazıyor. Mesela bir drone'da bir sorun varsa bunları kontrol ederek bu sorunu çözebiliyor. Mesela sensör bağlanmış mı, bağlanmamış mı veya batarya voltajı nasıl veya kalibrasyonda bir sorun var mı buradan görmemize yarıyor. Bir sorunla karşılaştığımızda burayı kontrol